Şimdi arkadaşlar bir de bu karayolları denen bir kurum var. Karayollarında değerli arkadaşlar 8. bölge müdürüne bir ihaleyi anlatacağım size. Bir dinlerseniz memnun olurum. Değerli milletvekili dikkatle dinlerseniz. 8. bölge müdürlüğü Elazığ Merkez Şube, Adıyaman, Bingöl, Malatya, Arapkir, Tunceli. 1 Nisan itibariyle AKP'nin özelleştirme adı altında peşkeş uygulamaları sonucunda sözde ihale edilerek 40.3 milyon TL müşavir firmaya devredilmiş. Karayolları uhdesinde taşeron olarak çalışan işçiler de ortada yargı kararı olmasına rağmen bu ihale kapsamında karayollarının hizmetleri gibi ihaleyi alan firmaya devredilmiştir. Bakın burada dikkatinizi çekiyorum. Karayollarında taşeron olarak çalışan işçiler ihaleyi alan firmaya devredilmiş. Bu ne zaman olmuş? 2013 yılında 1 Nisan'ında olmuş. Bu örneği en son biz Afrika'da satılan köle pazarında satılan Afrikalı insanlardan biliyoruz. Hala 2013 yılında insanları satmak en azından en hafif deyimiyle ayıptır, günahtır arkadaşlar. Böyle bir rezillik olabilir mi? Ve bu yapılan ihale tamamen işçiler bağırıyor, sendika bağırıyor, Elazığ'daki sendika bas bağırıyor. Tamamen bunda farklı şeyler var, farklı kokular geliyor. Bakın burası, buranın maliyeti 19 milyon TL. Karayollar bu ihaleyi 41 milyon TL'ye veriyor. Arkadaşlar 41 milyon TL'ye. Bu fark kimin cebine giriyor bilemiyorum. Yine üstelik ihale alan firmanın yol ve yapım işlerinde kullanacağı bütün malzemeyi de yine devlet veriyor. Devletin kullanmış olduğu araç gereçler, greyderi, makinası, aracı gereci ise maalesef değerli arkadaşlar karayolların parklarında çürümeye terk ediliyor. Bu karayollar tam başlı başına bir facia. Buradaki taşeron sistemi tam bir köle düzeni sistemi. Hastanelerde, karayollarında, tarım işletmelerinde her tarafta teşekkür ediyorum.